Şimdi Bakan emeklilerimiz için yeni düzenlemeler olacak dedi. Bunların müjdesini verdi. Onların hayatını kolaylaştıracak, rahatlatacak bazı düzenlemelerin yolda olduğu izlenimini ediniyoruz. Ama ne gibi düzenlemeler olabilir? Bu sorunun yanıtını arıyoruz. Aslında, sonra enflasyon farkları ile ilgili notlara da bakacağız elbette. Bu yılı biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı emekliler yılı ilan etmişti dolayısıyla sadece hani maaş artışları ya da işte refah payı gibi ek ödemelerin dışında da emeklilerin sosyal hayatlarıyla ilgili de bazı düzenlemeler geleceğini biliyoruz. İşte kamu tesislerinin onlara açılması tatil imkanı ile ilgili. Yine düşük maaşı olan emeklilere enerji yardımları, elektrik, doğalgaz faturalarında yardım gibi, büyük şehirlerde kira yardımı gibi Birçok konu var aslında emeklilerin hayatını kolaylaştıracak. Ee, önümüzdeki dönemde öyle gözüküyor ki emekliler için e, bu tür düzenlemeler gelecek. Hem e, yani hükümetin yapacağı çalışmalar var burada hem de belediyelerle yapılacak protokollerle hem belediye tesislerinin de emeklileri açılması Hı. noktasında. Dolayısıyla hani hep onu konuşuruz işte. Ee, yabancı emekler geliyor bizim ülkemizde rahat rahat tatil yapıyor bizim emeklimiz yapamıyor diye emeklilerin de böyle e, sahillerdeki veya işte Anadolu'nun değişik yerlerindeki kamu tesislerinde ücretsiz ya da çok düşük ücretlerle tatil yapma imkanları olacak gibi görünüyor. Hı hı. Bu noktada belediyelerle bazı protokoller yapacak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. Yine ulaşımda bazı indirimler ya da ücretsiz hı hı. ulaşım imkanı. Nasıl ki imkanı. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ücretsiz seyahat kartları var. Belki bu Do. bütün emeklilerimize yansıtılacak şekilde farklı indirimler şeklinde Aynen. hayata geçirilebilir. Yani emeklilerin ücretsiz toplu taşımadan yararlanması ya da işte şehirler arası yolculukta, uçakta trende belli indirimlerin gelmesi gibi çalışmalar yapılıyor. Bunlar bakanlıklarla çalışma bakanlığı arasında e, protokollerle halledilecek işler. E, Sayın Bakan da biraz ondan bahsetmiş. Hem de e, ikramiyelerle ilgili bir bilgi verdi. Biliyorsun ikramiyelere bin lira zam yapıldı yüzde ellilik. E, i̇lk ikramiyede Ramazan bayramı öncesi ödenecek Dolayısıyla onun yasal düzenlemesi de meclisten geçten yargı paketinin içinde bir maddeydi. O da mecliste kabul edildi. Dolayısıyla 10 Nisan civarında zannedersem Ramazan bayramını idrak edeceğiz. Hep bayramlardan bir hafta önce ödeniyor. Dolayısıyla ile 9 arasında ilk ikramiyeyi alacak emekliler. Burada bir ince noktayı da söyleyeyim. Mart ayının sonuna kadar başvurup emeklilik işlemini yaptıranlar maaş bağlansa da bağlanması da e, ...ikramiyeden faydalanacak. Evet, bu da harika bir haber. Evet, evet geçelim e, emeklinin e, memur ve Bağkur SSK emeklisinin Temmuz ayında alacağı e, zamlara, enflasyon oranlarının netleşmeye başlamasıyla birlikte e, aslında e, zamında e, garanti bölümü ortaya çıkmış oldu. Doğru. Kaç? 11.54 iki aylık enflasyon. Doğru. İki aylık enflasyon belli oldu ama tabii önümüzde bir dört ay daha var. Hı -hı. E, bu dört aydaki veri de gelecek bildiğin gibi emeklilerin maaş artışlarını belirleyen en önemli parametre enflasyon. E, enflasyon. Dolayısıyla hem memur emeklendi hem de e, SSK Bağkur emeklendi enflasyona bakacağız. Hı hı. SSK Bağkur emeklileri 6 aylık enflasyon kadar enflasyon artış alıyor. Memur emeklileri ise Yüzde ee, on alacaklar Temmuz'da yüzde on beş almışlardı Ocak'ta 15'in üzerinde oluşan enflasyonda onlara fark olarak ödenecek. Hı hı. Tabii iki aylık enflasyon henüz 15'i geçmediği için onlara bir fark çıktı diyemiyoruz hı hı. ama öyle gözüküyor ki yani enflasyondaki gidişat... E, ...altı ay sonra onlara bir fark oluşacak. Hı. Tabii burada e, biliyorsun Ocak ayında memur emekleri daha fazla e, zam oranına kavuşmuşken... ...SSK Bağkur emekleri daha az Hı. olmuştu. İkisi eşitlenmişti. Şimdi tam tersi oluyor. E, memur emekleri daha az e, alırken ki toplu sözleşmeden kaynaklı... ...SSK Bağkur emekleri biraz daha fazla alacak. Dolayısıyla orada bir eşitleme de söz konusu olabilir. Yeni bir refah bayı da gelebilir... ...ve e, taban maaş 10 bin lira olan taban maaşın artırılması da söz konusu. Hı hı. Bunların hepsini Temmuz'da öğreneceğiz. Hı hı. Yalnız burada yaptığımız çalışma aslında şu. 2 aylık enflasyon ama Merkez Bankası Başkanı e, bir e, enflasyon raporu açıklarken... ...Mayıs ayında %73'ü göreceğiz diye bir öngörü de bulundu. Hı hı. Dolayısıyla biz buradan yola çıktık. Ve acaba 5 aylık enflasyon ve 6 aylık enflasyon ne olur diye... Hı hı. ...Merkez Bankası'nın genelde bu öngörüleri tutuyor... 5 ee, aylık enflasyon bu noktada 21.03 çıktı ee, %73'lük Merkez Bankası'nın öngörüsüne göre. Hı hı. SSK Bağkur emeklisinin artışı 21.03 refah payı hariç hı hı. memur ve memur emeklisine 5.24'lük bir enflasyon farkı oluştu. Ee, tabii 15.77'yi buldu. 5 aylığa göre... En düşük memur maaşı 38 bin lirayı geçerken en düşük memur emekli aylığı da 17 bin lirayı geçti. Şöyle geleyim 6 aylık ne olabilir diye de baktık. Orada tabii bir aylık bir veri daha eklenecek. Yüzde 22 ile 24 arasında bir rakam ortaya çıktı. 22'ye baktığınız zaman memur ve memur emeklisinin farkı 6'ya çıktı ve artışta 16.70 SSK Bağkur emeklisi 22. Yani Hı -hı. Söylediğim bakın burada 6 Hı -hı. puanlık bir fark var. Orada bir eşitleme söz konusu olabilir ve refah payı da gelebilir. Hı -hı. En düşük memur maaşı burada da 38.300 lirayı geçiyor. Emekli aile de 17.200 lirayı geçiyor. E, 24 çıktığında da yine e, enflasyon artışı 24 olacak. Emekli memurlara fark 7.83 ve onların zam da 18.61. Yine Hı -hı. burada da 6 puanlık bir fark var. En düşük memur maaşı bu sefer 39 bin liraya yaklaşmış oldu. En düşük memur emeklisi aylığı da 17 bin 484 lirayı bulacak. Tabi burada dediğim gibi refah payı uygulaması pandemiden beri devam ediyor hı hı. ve hiç her dönemde de yapıldı. Tabi hükümetin vereceği karar o zaman enflasyondaki duruma göre alım gücünü yükseltecek zaten. Dün hem Sayın Cumhurbaşkanı bu noktada hı hı. bir açıklama yaptı. Hem de Hazine Maliye Bakanı emeklilerimizi, çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz diyor. Dolayısıyla enflasyonun üzerinde bir artış ben de bekliyor. Evet şu ana kadar hep öyle oldu. Hep öyle Şimdi oldu. Şimdi tabii asgari ücretle ilgili bir zam gerçekleşip gerçekleşmeyeceği beklentisi de enflasyon Doğru. rakamlarının açıklanmaya başlamasıyla birlikte gündemde yerini almaya başladı. Bu konuda nasıl bir değerlendirme yaparsınız? Şimdi tabii Bu Öngörümüz öngörü tutarsa hı. yani Mayıs'ta top noktayı görürsek enflasyonda... ...ondan sonra zaten aylık enflasyonda bir düşüş başladı. Yani Ocak'ta 6 küsürken hı hı. şimdi 4 küsüre hı hı. geldi. Daha da hı hı. aşağı inecek öyle hı hı. gözüküyor. Ama yıllık enflasyonda bir Mayıs ayını göreceğiz. Hı hı. Ondan sonra da hızlı bir düşüş olacak. Beklenti de zaten orta vadeli programda da yıl sonunda %42 olması. Hı hı. O yüzden de hani şu anda... Temmuz'da bir arazam ara zam görünmüyor asgari ücreti ama emekliler ve memurlar yasa gereği 6 ayda bir artış alıyorlar. Tabi o şartlarda hükümet bir karar verecektir mutlaka. Tabii Cumhurbaşkanımız öncelikle Kütahya mitinginde emeklilere ciddi bir parantez açmış oldu. Bir bütçe gerçekleşmelerinden bahsetti vesaire. Ama tabii şartların iyileşmesi halinde yeni dokunuşların olabileceği izlenimini de biz edindik. Nedir Doğru. öngörünüz yani her şey değişebilir. Özellikle Türkiye'nin yeni müjdeler beklediği alanlar var. İhracat rekorları kırmaya devam Doğru. ediyoruz. Bunların elbette vatandaş. ...başımıza yansımaları da olacak e, takip eden aylarda ya da yılın belki e, ikinci yarısından itibaren. İnşallah. Ne beklemeliyiz? Yani şöyle tabii mesele burada evet. enflasyonla mücadeleyi başarmak Banu Hanım. Yani şimdi bize tonla para verdiler ama bunun alım gücü yoksa bir anlamı yok. Tabii. Cebimizdeki paranın ya da şu yapılan zamların bir anlam kazanması için alım gücünün artması lazım. O zaman biz bu enflasyonla mücadeleyi başarmamız Hı. lazım. Başardığımız noktada biz işte o refahı hani büyüdük hı hı. ya dört buçuk o refahı daha çok hissetmeye başlayacağız. yani cebimizdeki parayla daha çok ürün ve hizmet alabileceğiz hı hı. zaten hükümetin ana birinci e, önceliği de enflasyonla mücadele enflasyonu düşürdüğümüz an o zaman zaten e, refah hissedeceğiz zaten biz hı hı. bu zamlar yapıldıktan sonra hep ona hı hı. karşı çıkıyoruz yani zam yapılıyor. Siz misiniz zam yapan, ben ondan hı hı. bir pay alayım diyen hı hı. fırsatçılar ortaya çıkıyor. Dolayısıyla hı hı. sizin cebinizdeki para oraya gitmiş oluyor. Şimdi onlarla da ciddi bir mücadele devam ediyor. Ama Türkiye geliştikçe, Türkiye büyüdükçe bu refahtan pay veriliyor. Bakın şimdi yüzde dört buçuk büyüdük ya, bu tarihten sonra... Emekli olacakların maaşı hesaplanırken bu yüzde dört buçuk büyümenin yüzde %30'u onların maaş hesabına katılıyor. Yani milli gelirden bir payda veriliyor. O da 1.33 civarında bir puan ediyor. Dolayısıyla hani ne kadar gelişirse Türkiye ne kadar çok refaha ulaşırsa bunu da vatandaşıyla zaten paylaşıyor. Hani 22 yıldır biz bunu gördük. Bu da devam edecek Peki. öyle gözüküyor. Peki. Çok teşekkür ediyorum sevgili edeyim. Faruk Erdem.